bazı temel tespitler yaparak başlayalım arzu ederseniz. Türkiye'nin Suriye siyaseti yanlış bir siyaset. Erdoğan hükümeti 2011'den bu yana Suriye politikasını yanlış bir eksen üzerinde devam ettiriyor. Ve bugün de bu yanlış eksen devam ediyor. Politik hedef yanlış olunca, yanlış politik hedefi doğru askeri stratejilerle düzeltmeniz mümkün olmaz. Ordunuz ne kadar iyi savaşırsa savaşsın, savaşlar askeri galibiyetlerden çok siyasi galibiyetlerle biter. Muharebeleri kazanırsınız fakat savaşı kaybedersiniz siyasal planda. Şimdi evet, bugün de yanlış bir siyaset izlenmeye devam edilirken bu yanlış siyasetin bir parçası olarak taktik planda, stratejik planda yanlış, taktik planda doğru bir askeri hamle yapılıyor. Ama bu doğruluk sadece kendi içinde bir doğruluk, yoksa PKK tehdidini bölgeden kaldıracak ve tasfiye edecek bir hareket değil bu. PKK tehdidini bölgeden tasfiye etmek için Türkiye'nin yeni bir politik ve askeri strateji benimsemesi gerek ki bu da Suriye politikasını temelden değiştirmesine bağlı. Özetle bir cümleyle ifade edersek, Beşar Esad hükümetiyle el sıkılıp yeni bir Suriye politikası benimsenmeden PKK'nın burada Türkiye için oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak mümkün olmaz. Hocam, bu arada bir Amerikan gemisi, savaş gemisi Boğaz'dan geçiş yapmış bölgeye doğru. Bunu da söylememiz lazım. Evet. Yani bir görüntü detay olarak siz buyurun, devam edin. Bu çok önemli bir şey değil. Çünkü Montreal Anlaşması gereği onların Karadeniz'de kalma süreleri sınırlı. Bu devamlı olarak oradaki değişim... Tesadüf de diyebilirsiniz. Tesadüf değil de oluyor çünkü. Devamlı oluyor. Belirli üçer haftalık aralarla oluyor. Birinci tespit etmemiz gereken şey, yani stratejide yapılan yanlış doğru taktiklerle düzeltilemez. Erdoğan, ikinci husus, Erdoğan bu hareketin amacını ne olarak açıkladı? Birleşmiş Milletler'de, bunu yakından gösterelim, bakın. Evet. Biraz daha yakından gösterebilirsek. Türkiye bu 480 kilometrelik hat boyunca 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge kuracak. Bu tampon bölgede PKK temizlendikten sonra Türkiye'de yaşayan 2 milyon Suriyeli sığınmacı ya evler inşa edilecek ve Suriyeliler bu bölgeye taşınacak. Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada bunu açıkladı Erdoğan. Yani askeri operasyonun amacı bu bölgenin, güvenli bölgenin 2 milyon Suriyeli için bir yerleşim alanı haline getirilmesi deniliyor. Ben bunu konuştum ve sordum, yani gerçekten böyle mi hedef diye. Evet dendi. Şimdi burada ne yapılması hedefleniyor bu bölgede? Erdoğan diyor ki niyetimiz ilk başta 30 kilometre derinliğinde, 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun desteğiyle burada 2 milyonun Suriye'nin iskanını sağlamaktır. Bunun için sadece 1 milyon Suriyeli için, bakın, 5 bin nüfuslu 140 köy, 2 milyon için 280 tane köy demektir bu. 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulması lazım. Köylerden her birinde 350 metre parsel büyüklüğüne oturan 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan 1000 konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi
ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi olacak. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre bir dönüm tarım yapılabilecek arazi verilmesi planlanıyor. İlçelerin her birinde ortalama 100 metrekare 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6000 konut, bir merkez camii, 10 mahalle camii, 16 derslikli 8 okul, bir lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi, bir küçük stat, 4 mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesisleriyle 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi tesisi ve üniversite öngörülüyor. Bunu TOKİ mi yapacak hocam? Yani tabii askeri harekattan sonra TOKİ harekatı olması lazım bunun için. Fakat, ama 25 milyar doları da yabancılardan alabilirse. Şimdi maliyet o, 25 milyar dolar. Evet. Eğer 2 milyon kişi için hedeflenirse bunun maliyeti 302 milyar dolar, 300 milyon TL, yani 53 milyar dolar. Eğer 1 milyon Suriyeli yerleştirilecek olursa buraya yarıya düşüyor. Paşamız ifade ettiği 25 milyar dolar. Peki bu para nereden gelecek? Uluslararası donörler toplantısından. Peki dünyada daha önce bunun başarılı örnekleri var mı? Yok. İki tane donör toplantısını biliyoruz. Afganistan ve Irak için böyle bir para toplanmadı. Üstelik şu andaki hava Avrupa Birliği buna karşı, bakın bu operasyona karşı, Amerika Birleşik Devletleri durumu idare ediyor. Ve böyle bir donörler toplantısını toplamanız bile mümkün değil. Arap Birliği karşı. Peki, Türkiye bunu yapabilecek paraya sahip mi? Hayır, sahip değil. Ama en önemlisi, böyle bir bölgeye kim gider yerleşir? Çünkü burası potansiyel bir çatışma bölgesi sürekli olacak. Bir daha göster isterseniz orada hocam. O önemli çünkü. Ya, bakın. Önemsiyorum ben onu. Ha. Neresi ya, bu potansiyel çatışma deniz ortası? Çünkü bakın bu M4 yolu, kara yolunun altı PKK'nın bölüm bölgesi elinde kalacak. Burası Türkiye, ortada 30 kilometre derinliğinde bir alan. Yani büyük bir alan yine PKK'nın elinde. Tabii aşağıya kadar, Rakka falan. Rakka'ya kadar. Tabii. Rakka dahil. Tabii. Onun için böyle bir operasyon bu anlamda başarılı olsa bile PKK'yı ortadan kaldırmıyor. Peki niye yapıyoruz o zaman hocam? Şimdi... buraya kim gelir onu söyleyeyim. Buraya ancak cihatçı selefiler gelir. İdlib'dekilerin bir bölümü gelir. Biz kendi elimizle burada bir selefistan kurmuş oluruz o zaman. Bu çok önemli bir iddia. Tabii. Hocam, hiç şüpheniz olmasın. Oradaki o nüfus dengelerini bir kenara iterek sadece cihatçılardan oluşan. Çünkü buraya bakın, AKP'nin de ruhuna uygun diyebilir miyiz? Buraya bakın, şimdi selefilik AKP'nin ruhuna uygun değil. Bu doğru olmaz. Ama izin veren onlar değil mi? Evet. AK Parti kim kuracak o zaman AK Parti, hocam? AK Parti Suriye'de selefileri de destekledi. Tamam. Ama AK Parti selefi parti değil. Bu ikisi birbirinden ayrı. Ama yanlış bir politikadır selefileri desteklemek ve buraya vatandaşı getirmeniz, Suriyeli vatandaşı getirmeniz mümkün değil. Üstelik doğru da değil. Çünkü bu insanların Suriye'de kendi yerleşim yerleri var, kendi evleri var. Bunların büyük bir bölümü Halep'ten gelmiş. Halep bugün tekrar inşa ediliyor. Biz bu insanların kendi geldikleri yere dönmesini sağlamalıyız. Bu bölgeden gelenler var mı? Var. Bu bölgeden gelenlerin çok büyük bir bölüm de zaten sınırın hemen öbür tarafında yaşamlarını sürdürüyorlar ve bu operasyona da destek veriyorlar ve diyorlar ki biz kendi evlerimize dönmek istiyoruz. Burada hiç sorun yok. Onlar kendi evlerine dönsünler. Biz Suriye'de herkesin kendi evine dönmesini hedeflemeliyiz. Çünkü böyle bir projeyi ortaya koyduğunuz zaman şunu da beraberinde getiriyorsunuz. Suriyelileri Türkiye'ye aldınız. Baktınız, 40 milyar dolar harcadınız. Şimdi geri dönmeleri için de kendi kendinize şart koyuyorsunuz. Onların geri dönmesi için ev yapacağız. Onların geri dönmesi için şehirler oluşturacağız. Türkiye böyle bir yükümlülük altına giremez. Böyle bir parası da yok Türkiye'nin. Üstelik şehirler organik yapılardır. Yani bir şehri bir yere inşa etmeniz o şehrin yaşaması anlamına gelmez.
şehrin ekonomik olarak varlığını sürdürebilecek konumda olması lazım. Buraya inşa edeceğiniz şehirlerin hiçbirisi ekonomik olarak varlıklarını sürdürebilecek şehirler, ilçeler olmaz. Bu bir fantazi yani. Ama siyasetiniz yanlış olduğu zaman, siyasetiniz makro planda, siz bu tür çıkmaz yollara girmek durumunda oluyorsunuz. Erdoğan tabii görüyor neyi? Siyaseten ağır darbe aldığını Suriye'ye sığınmacılardan, partisinin oy kaybettiğini, bunun çözümü Suriye rejimiyle el sıkışmak ve onların geri dönmesi sürecini başlatmakken, Suriye rejimiyle el sıkışmayı reddettiği için bu tür kendisini de çıkmaza iten, Türkiye'yi de çıkmaza iten ama kamuoyuna bak ya Suriyelileri de götürmek için böyle bir harekat yapıyoruz şeklinde bir algı yapıyor. Hem Selefileri destekleyip hem oraya Suriyelilere götüreceğim biraz bir yanılgı değil mi? Bir çelişki değil mi yani? Şimdi bakın buraya Suriyeliler gitmez dediğim gibi. Türkiye'de burayı inşa edemez. Ancak burası... Peşaver'e döner hocam orası. Burası sonuç söylüyorum. Burası ancak bugün İdlib'de olan ve nereye gideceği bilinmeyen grupların yerleşim yeri olabilir. Ancak onlar gelir yerleşirler buraya. Türkiye'nin bundan bir çıkarı olur mu? Türkiye'nin bundan çıkarı olmaz. Selefilerden Türkiye'nin hiçbir zaman çıkarı olmaz. Ancak Türkiye'ye zarar verirler. Çünkü buradaki örgütler, bu Selefi örgütlerin uzantılarından, büyüklerinden bir tanesi olan IŞİD'in Türkiye'de yaptığı şeyleri biliyorsunuz. Evet. Terör eylemlerini biliyorsunuz. Yüzlerce insanı 11 ay gibi kısa bir sürede katlettiler. Ve şimdi IŞİD tekrar Türkiye'ye saldırmaya hazırlanıyor. Ama HTŞ'nin de çok farklı olduğunu düşünmeyin.